Shiba üzerine konuşmaya, genel olarak Shitcoin fiyatları aynı şekilde Kusama'nın son açıklamaları üzerine konuşacağız. Aşağı doğru bu şekilde bir haber mevcut. Genel itibariyle de bunu değerlendireceğiz. Satoshi Kusama'nın tweet'i Shiba Inu topluluğunu harekete geçirdi. İşte nedeni diyor. Bu arada Shitcoin'de en son fiyatlar düşüyor. Tabii nedenini tahmin edebilmek çok zor olmayacaktır. BTC tarafındaki aşağı yönlü hareketlilik tabii Shitcoin'i de etkiledi diyebiliriz. Evet, devam edelim şurada. Shiba Inu geliştirici ekibinin lideri Twitter'a anime tarzı bir GIF paylaştı ve mood şeklinde belirtti. Toronto'daki Blockchain Futurist konferansının başlamasına ve Katman 2 çözümü Shibarium'un beklenen lansmanına bir haftadan az bir süre kala Shib topluluğu Kusama'nın tweetini bununla ilgili olarak yorumluyor. Yani başka bir şeyle ilgili olacak hali yok. Öyle ki Kusama en son tabii yani kesin diyorduk ama sonuçta Kusama'nın da lafı söylemesi gerekecektir. Shibarium'un ne zaman getireceği, ne zaman piyasaya sürüleceği biliyorsunuz ki kesin olarak bilinmiyordu. Ama en son Kusama konuştu ve dedi ki evet, spekülasyonlar doğrudur ve Shibarium'u Futurist konferansı esnasında gerçekleştirecekler Haziran ortasında. Yani evet, ortalama artık aşağı yukarı bir hafta 7 gün gibi bir şey kaldı. Fazla da sekemez malum, çünkü konferans tarihi belli. Dahası Shiba ekosistemini ve belki de Shibarium'u sunmaya kararlı olduğunu varsaydı. Satoshi'nin tweetiyle aynı ruhla yazılmış bir destekleyici yorum dalgası ortaya çıktı. O güçleniyor. Biz hazırız. Yap şunu diyor. Peki. Bunu izleyebiliyor muyuz? Twitter'a atmıyorsa bir bakabiliriz. Ya zaten evet, GIF paylaşmış. Bakın şu şekilde bir GIF. Yani burada zannediyorum kendisini paylaşmaya çalışmış. Hani şuradaki kişi kendisi olarak göstermiş ve güçlü bir imaj vermiş. Evet, yani Shibarium yaklaşıyor, şaka maka geliyor. Tabii artık çok ciddi bir şekilde bekleniyor. Konuyla alakalı farklı görüşler var, onu tekrar söyleyeyim. Hani gün içerisinde de değerlendirdik. Fiyatının 10 katına kadar çıkacağı görüşleri de var. Bakın ben şunu söyleyeyim, hani 10 kata kadar çıkacak diyen var. Shibarium, bak, Shibarium yılda 200 trilyon yakım yapacak diyen var. Bunlar spekülasyondur. Ben fiyatın 10 kata kadar artacağını da düşünmüyorum. Ya da ne bileyim yılda 200 trilyon yakacağını da düşünmüyorum. Artık çok fazla konuşmanın da anlamı yok. Çünkü Shibarium gitgide geliyor. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Shibarium'u biliyorsunuz ki ani verecekler. Yani bir anda bir Shibarium'la gözünüzü açacaksınız. Yani ne zaman verecek? Hani bugün mü yarın mı? Şöyle mi böyle mi derken muhtemelen bir anda pat diye o Shibarium'u hemen getirdik falan tarzında olaylar yaşayacağız gibi gözüküyor. O yüzden haber geldikten sonra bu sefer FOMO'ya kapılıp alım yapmayın. Önceden uyarayım. Çünkü tek seferlik de bir olay olduğu için üzerinden konuşmamız gerekiyor bunları. Çünkü vakti geldiğinde muhtemelen belki bilmiyorum işte fiyatı 14'e çıkacak. Başlanacak buralardan alım yapılmaya. Bu sefer o fiyatı düştü. Yani nereye gidebileceğini bilmiyoruz. Gün içerisinde bunu 2-3 kere daha olabildiğince söylemeye çalıştım. Shiba'nın fiyatının Shibarium lansmanı ile birlikte hangi seviyeye gideceğini Kusama da bilmiyor. Ya yani bunu bilen birisi yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dikkatli olmanız lazım. Bu haber yazıldığı sırada Shib son 24 saat içinde %9'dan fazla bir artış gösterdi. Dahası geçtiğimiz haftada %20 oranda yükseldi. Shibarium ana ada piyasaya sürüldüğünde topluluk yalnızca Shib'in değil, aynı zamanda diğer Shibarium tokenlarının fiyatının da fırlamasını bekliyor. Tabii ki diğerlerini de zaten daha şimdiden bir fiyatlandırma yaptı. Hani sadece Shibcoin'i zaten ilgilendiren bir mesele de değildir. Diğer tokenları da ilgilendiriyor. Ben sadece şunu söylemiştim, hatırlarsınız diye düşünüyorum. Lash muhakkak fiyatları yükselecektir fakat artık Shiba Inu ekibinin Shibcoin ve yani ekosistem üzerindeki tek üzerinden yürüyecekleri nokta, ana nokta diyeyim daha doğrusu, Shibarium. Dolayısıyla bizim bir şeyi hesaplarken özellikle Shibarium üzerinden bir takım hesap kitap yapmamız ve bunun üstünden hareket etmemiz gerekeceği için velhasıl Lash'in Shibarium üzerindeki
önemi diğerlerinden daha azdır. Bakınız ne bileyim işte şeyden daha azdır mesela. Bonun önemi daha yüksek burada. Ya da Shipcoin'in önemi daha yüksek. O yüzden Bon ve Ship bir tık önde olacaktır. Bon, Shiba Swapdex'in yerel token'dır. Evet. Ayrıca Shibarium'da gaz ücreti belirteci işlevini yerine getirecektir. Lash de Ship ordusu tarafından katman 2 blok zincirinde kullanılacaktır. Evet. Satoshi Kusama'nın açıklamasına göre Lash topluluğun korunmasını yönetiyor ve aynı zamanda ayrıcalık vaat ediyor. Geçtiğimiz hafta birkaç yeni kripto borsasında listelemeyi güvence altına alarak kullanımını ve benimsenmesini genişletti. Doğrudur. Aynı anda tabii ki bayağı bir listeleme aldı. Hatta en son Stellex'te listelenmesi üzerine konuşmuştuk. Lash'in yine Stellex yakın zaman içerisinde Lash'ten önce bir de Bon token'ı listelemişti. Bunu da hatırlatayım. Lash'te hemen şöyle çok kısa bir girelim bakınız. Lash coin üzerine şöyle ne yapalım? OKX'te sanki çok yoktur ama evet. Lash'te ne yapmış en son? 649,5 dolarlara kadar iğnelemesini yapmış. İlerleyen günlerde Shibarium yaklaşırken ben yine bir minimum 800 dolarlara kadar deneyebileceğini düşünüyorum. Shibarium üçlüsünün fiyatı yükseliyor. Çalışmalarda Shib ekosistemi için başka tokenlar da var. Thread ve Stablecoin SHIB. Bunlar henüz piyasaya sürülmedi. Satoshi, Shib kullanıcılarını sahte Thread ve SHIB'e çekmeye çalışan bir Twitter dolandırıcılık hesabını eleştirdi. Zaten SHIB çıkarsa yandık. Sebebini biliyorsunuz. Kusama bundan daha fazlasını denemeleri gerektiğini yazdı. Öte yandan SHIB ve Thread'in henüz başlatılmadığını belirtti. Geçtiğimiz hafta boyunca Shibarium üçlüsünün tamamı büyük fiyat artışları gördü. Hafta sonu boyunca SHIB yaklaşık %20 oranında yükseldi. Ancak balinalar karlarını kitlemeye başladıktan sonra büyük bir düşüş yaşandı. Peki. SHIB yakım oranı %57 arttı. Popüler meme coin Shiba Inu'nun fiyatı önemli bir yükseliş gösterirken mevcut yakım oranı için bunu söylemek pek mümkün değil. Shibarium Kaşifi tarafından paylaşılan rakamlara göre son 24 saatte toplamda 58,6 milyon Shiba Inu coin'in çıkarılmasıyla Shib yakımları yalnızca %57 oranında attı. Oğlum ne yakılacak? Ne istiyorsun? Bütün arz yakılsa mıydı hepsi? Hangisi kafi gelir yani? Çok anlamadım o kısmı ama. Ya durum bu. SHIB token'ın çıkarılması tabi algoritmik stablecoin olduğu için bayağı bir işleri karıştırır ve ambargo altında bırakır. O yüzden tabii ki de desteklemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.